me a little. Maybe when you finished your day and you have a spare moment, but I'm gonna miss you like crazy. Herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan gördüğünüz üzere oda turu videosunu yazdan beridir çekmek istiyorum. Fakat bir türlü oturtamamıştım odayı. Yani sadece mobilyaların yeri değişti, öyle kaldı. Zaten SketchUp'la birlikte yapmıştık, sizde videosu da var. Şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Bu şeyleri bir türlü yapamadım, rafları. Onları tamamlamam gerekiyordu. Sonra duvara birazcık böyle farklılık katmak istedim ve şurada gördüğünüz gibi duvar yazıları ekledim. Böyle odamın ufak dokunuşlarıyla bitmesini bekledim ve sonra ertele ve artık bugün çekiyorum bu videoyu. Umarım severek izlersiniz. O zaman hadi hemen videoya geçelim. Evet, ilk etapta odanın ilk görünüşü bu şekilde. Şurada kardeşimin yatağı masası var. Burada dolap var ve direkt buraya döndüğünüzde benim zaten arka planlarımda gördüğünüz odam. Şimdi detay inelim. Evet, kapıdan girdik. İlk etapta kapının hali. Bu kapımı hiç sevmiyorum ama bir türlü de değiştirmiyoruz. Çünkü hani buralarda birazcık durumlar karışık. Kapılarla oynamıyoruz, çok eskiler. O yüzden kapı görünmesin diye zaten çantalarımın da hep bir yerde olmasını istediğim için buradan en çok sık kullandıklarımı alıp çıkıyorum. Bunun 3 katı falan da içeride var. Ama burada en sık. Zaten siyah ve gümüş ağırlıklı gördüğünüz gibi. Kapım bu şekilde. Buraya geldiğimizde benim TC tüvelim var. Burada da böyle işte gelen hediye çiçekler falan, okuduğum kitaplar, en sık yine okuduklarımı burada muhafaza ediyorum. Böyle çok güzel şurada şöyle bir saksım var. Kaktüsüm o kadar küçük kalmış ki ölmüş. Neyse. Böyle burası da birazcık böyle küçük çiçeklerim. Burada kardeşim yatağı var. Burada benim ayıcığım var. Bir türlü kıyamıyorum ona. Hep burada o. Sonra dolabıma gelirim. Dolabımı zaten bir önceki oda turu videomdan biliyorsunuz. Onu da izleyebilirsiniz. Before after olur sizin için. Dolabımı değiştirmedim. Yine aynı. Bence zaten IKEA'nın Hamless yatağına en güzel giden dolaplardan biri. İçini çok göstermeyeceğim çünkü artık sığmadığım için çok fazla. Burada şapkalarım falan var. Hiçbir şeyim sığmıyor buraya. Evet, burası bir türlü yapamadığım kısım. IKEA'dan bu rafları önce seçtim ve sonra IKEA'nın ölçülerinin buraya fazla geldiğini anladım. Kolonları ölçtüğümde hani normalde 25'tir diye tahmin etmiştim ama böyle daha küsuratlıydı. Çünkü işte dış sıvası, boyası falan o kalınlığı değiştiriyor. O yüzden ben de araştırdım, ölçtüm ve ölçülere en uygun Koçtaş'ta buldum. Aşağı linkini bırakırım, siz de kolonlarınızı ölçün. Hemen hemen bunlar oluyor yani en iyi. Burada çok güzel bir takılım var. Yüzüklerimin en böyle neden onu sarkantılı mı? O kısımları burada muhafaza ediyorum. Minso'dan bu da. Burada da Trendyol'dan aldığım make-up organizer, makyaj organizeri. Böyle dönmeli. Burada da yani rujlar falan var. Çok bir ürün yok aslında. Daha böyle uzun. Tüplü mü denir bunlara? Sıkmalı böyle. Bu tarz ürünleri koyuyorum. Çok sık kullanmıyorum. Çünkü artık maskeden dolayı ruj kullanmıyoruz zaten. Şey de kullanamıyoruz, fondöten de. O yüzden sık kullanmak benim burada. Burada da parfümlerim var. İşte böyle direkt al, sık çık. Genelde bir tanesi muhakkak şurada duruyor ama şurada da şöyle IKEA'dan bu yıl başında aldığımız böyle küçük bir macumuz var.
karalamanda. Bu tablom benim böyle Osman Bey'de Nişantaşı'nda yürürken dışarıda görüp aldığım, çok beğendiğim bir tablo, böyle bez. Buraya gelelim. Burada da şöyle Pandora'nın bir kutusu var. Yani Pandora da var içinde ama böyle çok sık kullandığım takılarım da var. Şöyle çok güzel yılanlı falan. Vogue'un burada bir dergisi var. Burada işte birkaç fırça var. Yine sığmayan. Diğerleri de masamda. Burada size önerdiğim, Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, nemlendiricilerim var. Çok güzeller. Benim en sevdiğim yer oldu. İlk başta ben bu duvar yazılarını SketchUp'ta odamı çizmiştim zaten. Sizinle birlikte çizmiştik. Oraya koydum. Şuraya bir fotoğrafını koyayım. Render aldım ve baktım ki gerçekten odama çok yakışıyor. Çünkü odam ağırlıklı olarak gri ve beyaz. Siyah dokunuşlar da var. Ben böyle soluk renklere siyah bam diye böyle koyu yakıştırıyorum. O yüzden bu yazıları Trendyol'dan aldım. Aşağıya link bırakacağım. Ya da koleksiyon yaparım, oradan alırsınız. Burada Ikea'dan aldığım çerçevelerim var. İçlerine de işte ben kendi fotoğrafımı, burada işte Chanel'in bir fotoğrafını ve şurada kendi çektiğim Cihangir miydi, Karaköy müydü, o tarz bir yer, tam hatırlamıyorum. Onun fotoğrafını çıkarttırdım ve şu sarmaşık aslında ışıklı ama pilim olmadığı için açamadım. O da böyle güzel sardı çerçevelerini. Daha sonra burada kuş PNG silüeti var. Mimarlık okuyanlar bu silüetlerin bizim için ne kadar önemli olduğunu bilirler. Ben dedim ki her projemde kuş PNG'si kullanıp odamda olmazsa olmaz. Gittim bunları da Trendyol'dan aldım ve etrafına led ışık yaptım. Bence çok güzel oldu. Özellikle gece böyle o ağzında bileler var, uçuyormuş efekti veriyor. Gece halinde belki koyarım. Şurada pampaslarım var renkli şöyle. Başka bir videomda gösterdim mi bilmiyorum ama ben çizim masası istiyordum. Sonra çizim masası hem çok pahalıya geliyordu. Bu masam da gayet pahalıydı çünkü o zamanlar. Ve de odam için çizim masası çok böyle hem modern durup hem çizim masası tarzında bir Ikea'da vardı. Ama o da benim için yani pahalıya geliyordu. Her gün çizim yapmıyorum çünkü elle. O yüzden ben de Trendyol'dan bunu aldım. Trendyol'dan bunu aldım. Böyle buraya kalemlerinizi takabiliyorsunuz. Burada bir mıknatısı var. Kağıdı buraya koyup bunu kapatıyorsunuz. Şu yandan şöyle bildiğin şezlong sistemi gibi ayarlanabiliyor. İster kapatıyorsunuz, ister böyle daha dik oluyor ya da daha yatay oluyor. Kapatabiliyorsunuz ve sonrasında taşıyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şu an tatildeyiz. Kaldırdım. Masamda hiç varlık yapmıyor ve masam bana kalıyor. Burada masam var. Zaten biliyorsunuz Ikea'nın bir modeli. Yine aşağıya link bırakacağım. Bu da Ikea'dan bir lamba, masa lambası. Burada en sık kullandığım makyaj ürünlerim var. İşte kapatıcılar, burada işte nemlendiriciler, Blistex, bazılar falan. Burada kalemlerim var. Burada da böyle işte aydınlatıcılar, farlar, kapatıcı, pudra falan. Böyle en sık günlük olarak minimal. Burada fırçalarım var. Fırçalığım yine Miniso'dan. Bu fırçalık da gerçekten o takılık da, bu da böyle demir. Evet, demir. Çelikli olabilir. Beyaza boyanmış. Çok güzel bir ve estetikle duruyor. Kalemliktir aslında da o. Şimdi burada bilgisayarım var. Çekmecelerime gelirsek makyajlarım ağırlıklı olarak bu çekmecelerde. Ya bu Alex'ler gerçekten hayat kurtarıyor. Bütün dağınıklığınızı topluyor. Bütün yani. Burada böyle en sık kullandığım işte törpüdür, elime attığımda almam gereken diş teli lastiklerim. Doktorum bana çok kızacak şu an takmadığım için. Burada böyle şeyler var. İçeri gözükledim. Burada da böyle okulla alakalı hep full not defterlerim. İşte her gün kullandığım kalemim falan var. Bakın Miniso hastası biriyim cidden. Yine böyle Miniso'dan kalemlik. Bu kısımda işte asıl makyajlarım var. Bütün far, yüz paletlerim. Burada da tekrar far paletlerim. Şurada bakım yağlarım. Burası rimeller. İşte beauty blenderlar, pudralar. Arkada da birkaç bir şeyler var. Ağırlıklı olarak günlük olarak buradan alıp yapıyorum.
Burası Kırtasiye reyonu. Ne ararsanız var. Kırtasiye gibi arkaya doğru da devam ediyor. Ve son olarak tırnak bakım yerim ve yazın sadece kullandığım gözlüklerim var. Evet, takı dolabımı göstermedim. Takı dolabıma yerim. Takı dolabım Koçtaş'ta da var. Her yerde var. Artık Trendyol'a takı dolabı yazdığınızda çıkıyor çeşit. 3 kere çeşit dedim. Burada içi benimkinin bu şekilde. Biraz dağınık mı ne? Burada takılarım var. Gayet az bence bu arada. Yani çok fazla takım yok zaten. Yüzüklerim var. Yüzük çok severim. Sürekli de paslanır. Sürekli tekrar alırım. Burada bileklik, saat tarzı şeyler var. Bileklik çok fazla takabilen bir insan değilim. Sadece Pandora takıp geçiyorum. Burada da böyle işte gözaltı bantları, sivilce bantları, birkaç krem bir şey. Şu aşağısında elektronikler var. Burada da böyle şeyler var işte. Ev dekorasyon dergilerim var. Bunlardan genelde ben işte mood board falan yapıyorum okulum için. Çok iyi oluyor çünkü içim mimarlık okuduğum için. Genelde birkaç böyle tasarım mobilya bakmam gerekiyor. Her zaman internetten bulmaksa elle kesip böyle daha güzel oluyor. Burası da kardeşimin alanı aslında. Onun da böyle minimal, çok güzel ışık vuruyor. Onun da böyle minimal alanı. Zaten benim alanlarımı kullanıyor genelde. Onun da böyle kitapları var. İşte çok güzel bir kar kredisi var. Bu çalışıyor mu? Çok güzel. Orada bir de odaya da uymuş. Böyle kumbarası var. Burası çok minimal onun. Böyle bunlardan istedi var ya tam almıştık. V2'den almışız. Hello yazısı var. İşte kitapları, takı kutusu falan var. Yatağı da böyle. Evet, hızlı bitirdik. Gördüğünüz gibi birçok şey gösterdim. Odamda zaten çoğu şey aynı. Sadece birkaç yerini değiştirip böyle aksesuarlarını değiştirerek çok güzel alanlar yaratabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim odam bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Zaten oda mobilyalar olarak da aynı. Sadece ufak dokunuşlar ve yer değiştirmeyle odayı boyatarak odanın havasını daha farklı bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Özellikle şu duvar kağıtları bile, duvar kağıdı değil, duvar yazısı bile çok fark ettiriyor. Bunun çok farklı stilleri de var. Yine böyle muadil farklı stillerinde benim beğendiğim. Koleksiyona koyacağım aşağıya. Oradan bakabilirsiniz. Daha fazla video atmamı istiyorsanız kanalıma abone olun, yorum yapın ve benim diğer sosyal medya hesabım olan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.